Can you put a value on a life? Yes. 100 gold coins. Güzel şeyler genelde sağlık için kötüdür. Acaba video oyunları da bu kategoriye dahil mi? Hadi bunu bir araştıralım. WatchMojo.com Türkiye'nin top 5 gerçeklerine hoş geldiniz. Skyrim Shuffle. If you can't do a Skyrim Shuffle, I can teach you. Bu bölümde video oyunlarının fiziksel ve akılsal sağlığa, bununla birlikte davranışlara olan 5 ilgi çekici etkisini geriye doğru sayıyoruz. 5 numara. Egzersiz oyunları cidden egzersiz yaptırıyor. Well, you're gonna feel stupid when you got a hot best friend who got hot playing Wii Fit. And everyone else in the world gets hot because they play Wii Fit. And you're sitting on your fat ass playing Grand Theft Auto. Then what are you gonna say, huh? Fatty? Yayınlanan bir araştırmaya göre günde 20 dakika kadar Wii Fit gibi oyunları oynamak, Amerikan Spor Sağlığı Koleji'nin kardiyovasküler sağlığı koruma ve geliştirme yeterliliğine uyuyor. Bu iki nedenden dolayı çok iyi bir haber. Birincisi, Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına göre haftada birkaç kez Wii spor oyunlarının oynanması yaşlılarda depresyon belirtilerini ciddi şekilde düşürüyor. İkincisi ise 2011'de yapılan bir araştırmaya göre FIFA gibi sanal futbol oyunları oynamak sizi dinlenerek oturduğunuzdan çok daha fazla acıktırıyor. Oynamak için sadece parmaklarınızı kullandığınız halde gereksiz kalori alımına yol açıyor. Dünyanın obeziteyle olan sorununu göz önünde bulundurursak bu çok iyi bir fikir. Artık kimsenin bunları oynamıyor olması çok üzücü. Wii Fit's gonna make everyone in the world hot. 4 numara. Yaramaz çocuklar çok oyun oynuyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan çocukların oyun alışkanlıklarına dair bir araştırmaya göre davranış bozukluklarıyla oyun oynamaya harcanan zamanın doğru orantılı olduğu görülmüş. You got skills. Ama Oxford oyunlara tamamen karşı değil. Araştırma davranış bozukluklarının suçunu oyunlara atmaya çalışmıyor. Aynı zamanda çoklu oyunculu oyunlar oynayan çocukların daha az sorun yaşadığı da belirtiliyor. Doyle rules. Thanks a lot, O'Doyle. Nice meeting you. Ayrıca araştırma şiddet içerikli oyunların çocukların davranışında bir değişiklik yapmadığını da gözlemlediğini söylüyor. Ona sonra geleceğiz. 3 numara. Bazı oyunlar hafızanızı geliştiriyor ama hepsi değil. 2013 yılında bir araştırmada Fruit Ninja Starfront, Collision, Modern Combat ve Cutthroat oynayan mezun öğrenciler yer aldı. Sadece Cutthroat oyuncuları konsantrasyon, hafıza ve işler arası akıcı geçiş yapabilme konusunda kayda değer bir gelişme gösterdi. Oyun oynamanın hafızayı geliştiriyor olması güzel. Çünkü aynı zamanda yok edebiliyor da. Sadece teoride kalsa ve kanıtlanmamış olsa bile bu bağlantıya göre oyuncular, oyun oynamayanlara göre beynin kaudat çekirdek bölümünü daha çok kullanıyor. Bu kullanımla bağlantılı olarak beynin başka bir bölümü olan hipokampüste gri madde azalması görülüyor. I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. What loss? 2 numara. Rayman Raving Rabbids disleksiyi tedavi edebilir. This is great. And all I've done is enter my name. Thrill House. 2009'da bir araştırma ekibi iki grup disleksik çocuğu aldı ve Ubisoft yapımı Rayman Raving Rabbids oyununu oynattı. Bir grup daha aksiyon yönlü ve zeka isteyen mini oyunları oynarken diğer grup daha basit olanları oynadı. Aralıklı toplam 12 saat oynadıktan sonra çocukların okuma yetileri tekrar ölçüldü. Ve ortaya çıkan sonuca göre sadece zorlu oyunları oynayan çocuklar daha öncekine göre daha iyi bir puan çıkardı. Bu çocuklardaki gelişmeler daha geleneksel ve sıkıcı tedavi metotlarının sonuçlarına eşit iyilikte ve hatta bazılarında daha iyiydi. 1 numara. Şiddet içerikli oyunlar davranışlarınızı etkiliyor. So tell your folks, buy me, bounce time, I gotta help. Şiddet içerikli oyunlar sizi gerçek hayatta daha şiddetli yapıyor mu? I'm sorry, honey, but those games cost up to and including $70. And they're violent and they distract you from your schoolwork. Tabii ki bu konu üzerinde küçük bir tartışma var. Ama bizim okuduğumuza göre araştırmalar bağlantı olmadığını gösteriyor. Lakin farklı çeşit etkileri olduğu da bulundu. Örnek olarak, bu oyunlar oyuncuyu gerçek hayat durumlarında daha agresif yapabiliyor. Bu agresiflik oyun oynamanın bitmesinden 24 saat sonraya kadar etkisini gösterebiliyor. Ayrıca şiddet içeren oyun oynayanların oynamayanlara kıyasla 3 kat daha fazla şeker yediği görüldü. Aynı araştırmada etrafta kimse olmadığında insanların çekiliş biletlerini çalıp çalmayacağı da denendi ve şiddet oyunlarını sevenlerin 8 kat daha fazla hileye başvurduğu görüldü. Silly,
There's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock. Peki, sizce video oyunları oynamak sağlığınız için iyi mi? Size nasıl yardımcı oldular? Now I know you love video games, and I asked the clerk which is the one every boy wants. You got me. Daha sağlıklı top 10'lar ve yaramaz top 5'ler için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. That's it. God damn it. God damn it.